Merhaba arkadaşlar, Meccanine hoş geldiniz. Öncelikle üzerimde bir kırgınlık var, affedersiniz sesim için. Öncelikle bundan dolayı küçük bir özür dilerim sizlerden. Şimdi arkadaşlar, bugünkü videomuzun konusu ekranda görmüş olduğunuz gibi yapay zekaya Top 11'daki taktikleri soruyorum. Aklıma gelen birkaç soruyu derleyip sormaya çalıştım. Şimdi ekranda da görüyorsunuz. Dedim ki, futbolda en iyi diziliş, en başarılı taktik nedir? Önce futboldan girdim. İkinci soruyla itibaren Top 11'e döndüm. O da işte genel bir açıklamadan sonra işte önemli olan oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rakiplerine göre etkili bir taktik ve oyun düzeni geliştirmektir dedi. Ve çeşitli taktikleri sıraladı. İşte 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 şeklinde en iyi taktik ve oyun düzeni hangisi olacağına karar veremediğimiz için bu konuda net bir yanıt veremem diyerek aslında olayı özetledi. Yani arkadaşlar, futbolda da en iyi taktik diye bir şey yok. Şimdi ben buradan itibaren Top 11'e döneceğim ama şuna yarım kaldığı için. Ha bu arada hangi yapay zeka diye sorarsanız arkadaşlar, GPT-2 diye bir şey var. OpenAI'ın. Ve bu yapay zeka uygulaması üzerine sizler de sorular sorabilirsiniz elbette. Ama kısmet olması lazım. Neden derseniz çoğu zaman server çok yoğun oluyor ve doğru dürüst cevap veremiyor. Yani daha sonrasını atıyor, sizden mail adresi istiyor. Düzeldiği zaman mailinizi atacağım diyor. İşte denemeniz lazım bayağı bir. Neyse, benim ilk sefer başarılı olmadı. Sonra işte DNS değiştirme vesaire falan filan derken velhasıl bağlandık. Şu an güzel soruları sorabiliyorum. Şimdi demin futbolla alakalı sormuştum. Burada da bu sefer Top 11 Football Manager oyununda kullanılacak en etkili diziliş hangisidir dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, Top 11 Football Manager bir futbol yönetim oyunudur diyerek olayı bildiğini anlattı. Oyuncuların kendi takımlarını oluşturup takımlarını yönetmesini sağlar. Bizim yaptığımız iş. Şimdi ondan sonra bu oyun düzenleri oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanılarak rakiplerine göre etkili bir taktik ve oyun düzeni oluşturmayı amaçlar diyerek oyunun mantığını da özetledi. Güzel. Şimdi önemli olan oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rakiplerine göre etkili bir taktik ve oyun düzeni geliştirmektir. Yani genel futboldaki cevabını Top 11'da da aynı şekilde kullandığını görüyoruz. Hatta buradan şöyle bir sonuçla çıkartabilirsiniz. Top 11 Football Manager oyunu gerçek futbol oyunuyla birebir aynı temeller üzerine kurulu. Burada da yine aynı şekilde en sık kullanılan oyun düzenleri 4-4-2, 4-3-3, 4-2-3-1 şeklindedir dedi. Ve bakalım önemli olan ne var? Oyuncuların özelliklerine göre değişebilir. Oyun koşullarını, hangi oyun düzeni etkili olacağı vesaire. Dolayısıyla en uygun oyun düzeni seçilmelidir dedi. Şimdi ben tabii durmadım ve aşağıdaki soruyu yazmaya devam ettim. Top 11 Football Manager oyununda en çok gol atabileceğimiz taktik nedir dedim, gördüğünüz gibi. Top 11 Football Manager oyununda en çok gol atabileceğiniz taktik, oyunun koşullarına, oyuncuların özelliklerine ve rakiplerin özelliklerine göre değişebilir. Önemli olan oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rakiplerine göre etkili bir taktik ve oyun düzeni geliştirmektir. Yani arkadaşlar vermiş olduğu cevabı yine yuvarlatarak söylüyor. Gol atma futbolun en önemli hedeflerinden biri olmasına rağmen tek başına gol atmak yeteneği yeterli değildir. Önemli olan oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak takım oyununu geliştirmek ve gol şansları yaratmaktır. İşte buradan da aslında mutant dediğimiz oyunculara bir gönderme gibi düşünebilirsiniz. Yani tek bir oyuncuyu geliştirerek maçı kazanmak arkadaşlar pek her zaman mümkün olmuyor. Bu nedenle en çok gol atabileceğiniz taktik oyunun koşullarına ve oyuncuların özelliklerine göre değişebilir diyor. Velhasıl bakın uzun uzun yazmaya devam ediyor. Uygun düzenleri oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak evet aynı şeyleri tekrar tekrar söylüyor. Oyuncular oyunun koşullarına ve oyuncuların özelliklerine göre en uygun oyun düzenini seçmelidirler deyip bize yine topu atıyor. Şimdi ben tabii durmadım. Devam ediyorum. Top 11 Football Manager oyununda en etkili özel yetenek ve premium özel yetenek. Şimdi bu da var oyun içerisinde. Hangisidir dedim. Yani özel yetenek ve premium özel yetenek hangisidir şeklinde sordum. Şimdi gördüğünüz gibi cevap vermeye başladı. Top 11 Football Manager oyununda özel yetenek ve premium özel yetenekler oyuncuların performansını artırmak için kullanılan özel ekstralardır.
özel yetenekler oyuncuların performansını artırmak için kullanılan özel ekstralardır ve oyuncular bu özel yetenekleri satın alarak veya oyun içinde kazanarak oyuncularını kazandırırlar. Evet, bu olayı nasıl olduğunu anlattı. Evet, hangisi olacağı? Evet, yine aynı şekilde hangisi olacağı oyunun koşullarına ve oyuncuların özelliklerine göre değişebilir. Önemli olan oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak rakiplerine göre etkili bir taktik ve oyun düzeni geliştirmektir. Bu nedenle en etkili özel yetenek ve premium özel yetenek hangisi olacağı oyunun koşullarına ve oyuncuların özelliklerine göre değişebilir dedi. Görmüş olduğunuz gibi. Tabii ben durmuyorum. Olayı biraz daha zorluyorum. Evet, Top 11 Football Manager oyununda ST mevkisi için ben buradan birkaç tane bir özelliğine girmek istedim. Biraz sonra taktiklerle alakalı şeyler sordum. Ama şunu yazdım görmüş olduğunuz gibi. ST mevkisi için verilmesi gereken en önemli özel yetenek hangisidir dedim. Özel yetenek ve premium özel yetenek. Nelerdir? Hadi bakalım. Evet. ST'yi işte her zaman yapay zeka çok akıllı olmuyor. ST'yi stoper olarak algıladı. Ama zaten görmüş olduğunuz gibi ifadesinde ileri çizgisinde bulunan takımınıza gol atma yeteneği kazandıran oyun pozisyonudur. Yani oradaki açıklamasını yaz. Aslında striker olduğu belli ama ST'yi stoper gibi çevirdim maalesef. Burada bir yapay zekanın dil algılama hatası var. Ama onun haricinde evet, ST mevkisi verilmesi gereken en önemli özel yetenekler, premium özel yetenekler aşağıdaki gibi olabilir. Gol atma yeteneği, golcü, özel şut, etkili şutlar azalabilmesi. Bunlar arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu iki yani gol atma yeteneği, yani bitiricilik diyebilirsiniz. Çünkü sonuçta bunları arkadaşlar orijinal İngilizcesinden Türkçe'ye çevirip veriyor. Eksik kaldığını gördüm. Ben de devam et, yarım kaldı özel yetenekler dedim. Bunu diyebiliyorsunuz. Koşu hızı, işte bu bildiğimiz hız. ST mevkisinin hız, şut, gol atma yeteneği dediği herhalde bitiricilik diye düşünüyorum şahsen. İçgüdü, öyle bir şey var mı arkadaşlar? İçgüdü. Yani onu hangisinden çevirdi tam bilmiyorum. Belki cesaret olabilir. Ama velhasıl pas, evet pas zaten pas aynı şekilde. Ama bunlar bir gördüğünüz gibi arkadaşlar aslında temel mantıkta yani ST pozisyonundaki elemanın aktif olan yani beyaz olan becerilerini söylüyor. Özel şut, şut zaten var. Bu biraz bu şekilde devam etti. Şimdi ben bu bahsettiklerin evet çünkü benim istediğim sorular gördüğünüz gibi özel yetenek, premium özel yetenek bunlar değil. Bunlar becerileri söylüyor. Daha çok oyuncu becerileri. Çünkü arkadaşlar bu yapay zeka ile konuşurken bu şey daha doğrusu yazışırken onu yönlendirebiliyorsunuz. Yani yaptığın yanlıştır, doğrusunu ver veya şurada hatalısın diyebiliyorsun. O da çok nazik özür diliyor. Hatta bundan önce ben şeyi sordum. Mars'ın atmosferiyle dünyanın atmosferini karşılaştırıp içerisindeki gazların miktarlarını sordum. Hani işte Mars'ta hayat var mı falan filan sorusundan sonra. Biraz tabii magazinel ama en azından ne cevap vereceğini merak etmiştim. Neyse şimdi devam edelim. Birebir golcü, çok yönlü hücum oyuncusu ve benzeri özel yetenekler hakkında ne dersin dedim. O da birebir golcü, çok yönlü hücum oyuncusu gibi özel yetenekler de oyuncuların performansını arttırmak için kullanabilecek özel ekstralardır. Aslında ben bunların haricinde de ve benzerleri dedim ama bu sadece bu ikisini açıklamaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Birebir golcü özel yeteneği oyuncuların birebir gol şanslarını arttırır ve bu sayede oyuncuların takıma gol atmaya şansı yaratmalarını sağlar. Çok yönlü hücum oyuncusu özel yeteneği ise oyuncuların hücum ve savunma özellikle yeteneklerini arttırır. Ve bu sayede oyuncuların takımına hem gol atma hem de savunma alanında etkili olma sağlar diyor. Ama arkadaşlar çok yönlü hücum oyuncusu oyunda biliyorsunuz boş alanlara kaçma özelliği. Yani forvetteki ST pozisyonundaki veya artık hangisine vermişseniz AMC, AML, AMR de olabilir. Bunlar arkadaşlar boş pozisyonları, boş alanları daha etkin kullanıyor. Bu genel bildiği şekilde ifade etmiş anladığım kadarıyla. Yani daha çok genelden yola çıkarak burada cevap veriyor.
Top 11 Football Manager oyununda. Evet. Gol yemeyen. Gol yemeyeceğimiz bir taktik var mı? Hadi bakalım. Hani hep gol atmaktan bahsettik. Bir de gol yemeyeceğimiz bir şey var mı dedim. Biraz sonra şeyleri de sordum. Taktiklerin kontralarını da sordum. Tablo halinde çıkarttı, eksik olmasın. Oyunun koşullarına ve rakiplerin özelliklerine göre oyunların sonuçları değişebilir ve herhangi bir taktikle gol yememe garantisi verilemez diyerek ifadesini yaptı. Gol yememe olasılığı azaltmak mümkündür. Nasıl? Oyuncuların yeteneklerini en iyi şekilde kullanarak bunu yapabiliyoruz. Gol yemeyeceğimiz bir taktik yoktur. Evet. Biraz düşünüyor bazen. Gördüğünüz gibi biraz network error dedi. Hemen kaldığı yerden devam edecek şimdi. Evet, savunma taktiği seçerken dikkat gereken bazı özel noktalar şunlardır. Oyuncuların savunma yetenekleri, yani savunmadaki aktif olan beyaz beceriler. Savunma taktiği seçerken oyuncuların dikkat etmesi. Rakiplerin özellikleri. Evet, rakiplerin özelliklerine bakmazsak ona göre atıyorum şey... ST ama sizin defansınızda nereye baskı yapıyor? Ona göre gereken DC'lerinizin yerini değiştirebilir. Gerekirse DMC'yi geriye yaslarsınız gibi. O benim yorumum. Bu arada öyle yazmıyor da. Gördüğünüz gibi oynanan maçın koşulları diyor. Rakiplerin özellikleri diyor. Oyunun durumu takımın savunma performansını etkileyebilir. Maçın ilerleyen dakikalarında takımınızın önde olduğu durumlarda daha açık bir savunma taktiği seçebilirsiniz. Tartışılır. Neyse. Evet, bu noktaları dikkate alarak uygun bir taktik seçilmesi lazım diyor. Gol yememe garantisi verilemez diyor özetle. Peki sorularımız bitti mi? Elbette bitmedi. Hemen devam ediyoruz. Evet, Top 11. Bunu da bir copy paste yapmadım. Haberi yazdım. Football Manager oyununda. Evet. 4-2-3-1 taktiğine karşılık. Bakalım. Taktiğiyle oynayan bir rakibe hangi taktikle karşılık verilmeli gibi bir şey yazdım gördüğünüz gibi. Yani 4-2-3-1'in kontrası nedir? Özetle. Belki anlamaz diye özel özel uzun uzun yazmaya çalışıyorum. Etkili vermek gerekmekte. 4-2-3-1 taktiği takımınızın savunma ve hücum alanlarına dengeli bir oyun düzeni sağlar ve bu nedenle rakiplerinize göre uygun bir taktik seçimi yapmalısınız. Oyunun koşullarına ve rakiplerin özelliklerine göre farklı taktiklerle karşılık verebilirsiniz. Örneğin 4-1-4-1 taktiği bu taktik savunma alanına dengeli oyun düzeni sağlar. Hücum alanı da etkili olabilir. Rakiplerinizin hücum hattına karşı dengeli bir savunma yapabilir. Ve aynı zamanda takımınızın hücum hattını da etkin hale getirebilirsiniz. 4-4-2 aynı şekilde hücum hattına karşı dengeli bir savunma yapabilir. Evet, genel cevaplar böyle. Şimdi bu ikisini cevap olarak verdi. Yani 4-2-3-1'e 4-1-4-1 ve 4-4-2 dedi. Ben de bunda cevabı bir tablo olarak istedim. Yani hakkımız değil mi sonuçta? Pardon. Madem böyle bir şekilde hizmet veriyor. Bana bir tablo ile Top 11 Football Manager oyununda kullanılabilecek taktikler ve bu taktiklere verilebilecek karşılıkların listesini evet, oluşturabilir misin dedim. İmla hatası da yapmamaya çalışıyorum. Evet, bakın soru işaretim bile var. Top 11 Football Manager oyunda kullanılacak taktikler ve bu taktiklere verilecek karşılıklar aşağıdaki gibi olabilir. Kullanılan taktik verilebilecek karşılık. Evet, 4-2-3-1'e 4-1-4-1 dedi. Bakın biraz önce bahsetmiş oldu. 4-4-2'yi söylemedi. Direkt birebir. 4-3-3, 4-2-3-1. 4-4-2-4-3-3, 5-3-2-4-4-2, 5-4-1-5-3-2 şeklinde
verilebilecek karşılığı. Ama bu mutlak karşılıklar değil. Gördüğünüz gibi burada mesela 4-4-2'ye 4-3-3'ü önerdi. 5-3-2'ye 4-4-2'yi önerdi. Yani duruma göre değişir aslında ama zaten dediği gibi de hakkında genel bir fikir vermektedir. Oyunun koşullarına ve rakiplerin özelliklerine göre bu taktiklerin etkinliği değişebilir. Bu nedenle her durumda en uygun taktiklerin seçimi yapılması önemlidir. Evet. Şimdi ben tabii bu noktada hemen durmadım. Daha devam ediyoruz. Top Eleven Football Manager oyununda taktik dizilişler haricinde, çünkü diziliş değil, bildiğiniz gibi de emirler var. Diziler haricinde. Evet, burada biraz düşünüyorum nasıl ifade edeyim diye. Hücum ve savunma konusunda verilmesi gereken emirler nelerdir? Emirlerle evet. Burada biraz bekliyorum. Emirler nasıl olmalıdır? Evet. Şimdi de örnek vererek doğru yere yönlendirmeye çalıştım. Hücum olduğunda, yani savunmaya göre, hücuma göre, hangisine göre karşıt emirler değişmeli? Mesela pres tarzı ne olmalı? Hani alçak pres, yüksek pres vesaire. Tabii bakalım buna kendisi nasıl ifade edecek? Bazı emirler şunlardır. Pres tarzı, takım anlayışı savunma olduğunda pres tarzı düşük olmalı. Yani eğer savunma yapıyorsanız düşük presle diyor. Bu sayede takımınızın hücum hattına karşı dengeli bir savunma yapılması sağlanır. Takım anlayışı hücum olduğunda ise pres tarzı yüksek olmalıdır. Bu sayede rakiplerinizin savunma hattına baskı yaparak gol şansı yaratabilirsiniz. Bunu arkadaşlar çok doğru söylüyor. Özellikle mesela ben bunun dediklerine bakalım. Pas oranı, hücum anlayışı olan takımlarda pas oranı yüksek olmalıdır. Bu sayede top hakimiyetini kurarak rakiplerinizin savunma hattına baskı yapabilir ve gol şansı yaratabilirsiniz diye ifade ediyor. Bu benim değil, onun ifadesi. Savunma anlayışı olan takımlarda ise pas oranı düşük olmalıdır. Bu sayede top hakimiyetini kaybederek rakiplerinizin hücum hattına baskı yaparak gol yememe olasılığını arttırabilirsiniz. Bölge müdahale oranı. Herhalde arkadaşlar bölgesel markaj diye kastediyor. Bölgesel markaj düşük olmalı. Bunu nasıl becereceğiz bilemiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi yani ya ilgili alanda adam adama markaj var ya da bölgesel markaj var. Neyse, ben de bunu biraz açıklamak istedim. Markaj tarzı bu emirler arasında nasıl olmalı? Nasıl olabilir? Arkadaş tarzı rakiplerinizin oyuncularına nasıl müdahale ettiğini belirler. Örneğin serbest markaj, ki yok arkadaşlar böyle bir şey. Yani bildiğiniz gibi hani serbest markaj diye bir şey yok. Ya adam adama markaj var bildiğiniz gibi, ya da bölgesel alan markajı var. Burada da bölgesel, bir de serbest demiş. Şimdi bakın bir de üçüncüsü gelecek. Bölgesel markajı oyuncuların rakiplerinizin oyuncularını belirli bölgelerde müdahale eder. Bu tarzda takımınızın savunma performansı düşük olabilir. Hücum hattınızın etkinliği artabilir. Yani bölgesel markajda hücum hattınızın daha çok etkinliği artar diye söylüyor. Tam markajda da oyuncuları, rakibinizin oyuncularını her zaman müdahale eder. Bu arkadaşlar adam adama markaj. Bu tarzda takım savunma performansı yüksek olabilir, ancak hücum hattınızın etkinliği azalabilir. Bu tabii rakibin forveti sizin defansınız arasında olduğu müddetçe. Ki rakibi takip ettiği zaman otomatikman ilgili oyuncu da kendi defansının arasından kaçıp rakibi kovalıyor. Ayrı bir şey. Hücum hattının etkinliği. Evet. Offside taktiğini hangi durumlarda kullanmalıyız? Evet. Bu da offside'den sorayım istedim.
Offside taktiğinde rakiplerinizin hücum hattına baskı yaparak gol yememe olasılığını azaltmayı amaçlar. Offside taktiği takımınızın savunma alanına dengeli bir oyun düzeni sağlar ve hücum alanında da etkili olabilir. Offside taktiği rakiplerinizin hücum hattına baskı yaparak top hakimiyetini kaybetmelerine neden olur ve bu sayede gol yememe olasılığınızı azalır. Offside taktiği takımınızın oyuncularınızın rakiplerin oyuncularına karşı dengeli bir savunma yapmasını sağlar. Evet, aynı cümleleri biraz yuvarlayıp tekrar tekrar söylüyor. Fakat arkadaşlar Google'daki gibi kopyala yapıştır yapmıyor. Yani ilgili metni kendisi oluşturuyor bu GPT-2 yapay zeka uygulaması. O noktada güzel. Hani arayıp internete direkt birebir böyle bir ifade bulamıyorsunuz. Evet, yine aynı şeyleri devam etmeye, aynı şeyleri tekrar tekrar ediyor. Ha, isterseniz mesela kısaca açıkla deyip böyle gerekirse bir cümleye kadar indirebiliyorsunuz. Yani Einstein izafiyet teorisini sordum, çocuğu anlatır gibi anlat dedim. Bir küçük paragraf şeklinde anlattı bıraktı yani. Öyle söyleyeyim. Offside taktiğini hangi durumlarda kapatmalıyız? Evet. Dedik hani offside taktiği tamam böyle kullanılıyor. Hangi durumlarda kapalı olmalı? Bakalım biraz düşünüyor. Yani Einstein izafiyet teorisinde bu kadar düşünmedi ama neyse. Top 11 Football Manager oyunda offside taktiği takımınızın rakiplerinizin hücum hattına baskı yaparak gol yeme olasılığını azaltmayı amaçlar. Evet. Hücum hattının etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle offside taktiğinin kapatılması gerekebilir. Ne zaman? Rakiplerinizin hücum hattı takımınızın savunma hattına baskı yapıyorsa, yani arkadaşlar rakip forvetler çok güçlüyse bir anlamda offside taktiği rakiplerinizin hücum hattına baskı neden olur. Ancak eğer rakipleriniz hücum hattı tabii savunma hattına baskı yapıyorsa etkili olmayabilir ve bu nedenle offside kapatılması gerekebilir. Yani offside taktiği rakiplerinizin forvetleri çok güçlüyse bir işe yaramaz diyor özellikle. Veya takımınızın hücum hattı etkin değilse offside taktiği rakiplerinizin hücum hattına baskı yaparak takımın hücum hattını da etkin hale getirir. Ancak takımınızın hücum hattı etkin değilse offside taktiğinin kapatılması gerekebilir. Yani eğer senin forvetin etkin değilse o zaman offside taktiğini kapat diyor. Çünkü defansı bırakıp gidecek adamlar forvet de elinde top tutamıyor. Otomatikman gelip dönüp gol yiyeceksin. Rakiplerimizin savunma hattı zayıfsa. Şimdi onun ifadesine göre söylüyorum. Çünkü son cümleyi eksik bıraktı gördüğünüz gibi. Rakiplerinizin savunma hattı zayıfsa offside taktiği nasıl olmalı diyerek onun devam etmesini istedim. Evet, zayıfsa offside taktiği kullanılması gerekebilir. Evet, burada aslında burada terse döndü. Hani zayıfsa offside taktiği kullanılması lazım diye söyledi. Rakiplerin savunma hattı zayıfsa offside taktiğini kullanarak hücum hattını daha ileri hale getirebilirsiniz. Yani rakibin savunması düşükse sen de offside taktiği kullan. Hani zayıf rakibe karşı offside taktiği kullan diyor açıkça. Tabi oyunun koşullarına ve rakiplerin özelliklerine göre de etkili bir şekilde kullanılması da önemli deyip genel yuvarlak bir ifadeyle devam ediyor. Evet, çok az kaldı bu arada. Evet, kontratak. Biliyorsunuz bir de ayrıca kontratağı açıyoruz, kapatıyoruz. Kontratak ne zaman tercih edilmeli dedim. Savunma ya da hücum. Bakalım ne diyecek. Kontratak taktiği takımınızın savunma alanı top hakimiyetini kazanarak hızlı ve etkili bir hücum yapmayı amaçlar. Kontratak taktiği takımınızın savunma alanı top hakimiyetini kazanmasını sağlar. Kontratağı açarsanız diyor. Bu sayede hücum hattınızın etkinliği artar. Evet, rakibinin savunma hattına baskı yaparak takımınızın hücum hattını da etkin hale getirir. Gol atma şansı artar. Kontratak taktiği sadece rakiplerin savunma hattı zayıf olduğu durumlarda değil, aynı zamanda oyunun koşullarına ve rakiplerin özelliklerine göre de etkili bir şekilde kullanılması önemlidir. Kontratak taktiğinin en uygun zamanlarda kullanılması gerekir. Yine yuvarlak bir cevap ama buradan almamız gereken şey rakibin savunmasına baskı yapıyoruz. Kontratakla özellikle rakibin savunması zayıfsa gol atma şansımızı arttırıyoruz. Şimdi en çok merak edilen sorulardan biri. Bizden 20-30 puan güçlü rakiple
rakiplerle karşılaşırken, evet, oynarken hangi taktikle hangi taktiği tercih etmeliyiz? Evet, bakalım. Hücum hattını da etkin hale gelip oynatmaya şansını arttırmayı amaçlayan taktikler tercih edilebilir. Kontratak taktiğini açmalıyız diyor. Neyse, bu acaba böyle mi oynar bilemiyorum da. Neyse, yapay zeka arkadaşlar böyle diyor. Yüksek presle, tamam, mantıklı. Yüksek presle oynamalıyız, kontratağı açmalıyız. Hani biz açıldıkça rakip de bize gelecektir, o da ayrı bir şey. Neyse. Evet. Offside taktiği, evet, offside taktiğini de açıyoruz. Bakın, kontratağı açıyoruz, offside taktiğini açıyoruz. Yüksek presi açıyoruz, güzel. Yüksek pres veya kontratak taktiği tercih edilebilir. Tabii taktikler oyunun koşullarına ve rakibin özelliklerine göre değişebilir. Bu nedenle en uygun taktiklerin seçilmesi önemlidir dedi. Ve arkadaşlar bunlarla beraber de sözlerini bitirdi. Ben de kendisine vermiş olduğun bilgiler için teşekkür ederek olayı kapattım. Evet arkadaşlar, Medcanen'de kalın diyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayırlısıyla yılbaşı öncesinde sizlere bir küçük sürprizim olacak. Şimdiden bilginiz olsun diyorum. Kendinize iyi bakın. Medcanen'de kalın. Evet, çok nazik bir arkadaş. Beni memnun etmiştir. Sormak istediğiniz başka soru varsa lütfen ileride size yardımcı olmak için buradayım diyor. Bu konu hakkında da arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Medcanen'de kalın.